Kabe'nin içerisine niçin girilmediği husus şununla ilgili. Hazreti Peygamber Kabe'nin içerisine Mekke'nin fethinden sonra çeşitli zamanlarda girmiş olduğunu biliyoruz veda haccı esnasında. Fakat Hazreti Peygamber'in içeride namaz kılıp kılmadığı konusunda farklı görüşler var. Bazıları namaz kılmadan çıktığını söylüyorlar. Bazıları da namaz kılıp çıktığını söylüyorlar. Çünkü Kabe'nin içine girdiğiniz zaman ne tarafa yöneleceksiniz? Evet. Şimdi öyle bir problem var. Onun için ulema Hazreti Peygamber'in de namaz kılıp kılmadığı şüpheli olduğu için kıble olarak Hazreti Peygamber'in tabii işte o söylendiği kısma döndük. Yani işte onun için Kabe'nin içerisine girilmesine izin verilmiş. Fakat namaz kılınması konusunda çok bir açık husus söz konusu değil Kabe'nin içerisinde. Ama Osmanlı döneminde, Osmanlı öncesi dönemde bazı günlerde pazartesi, cuma, bazen Recep ayının tamamında Kabe'nin ziyaretine izin verildiği, hatta bazı dönemlerde girmek için Mekke emirlerinin para bile aldıkları kitaplarda yazıyor. İçeriye almak için. Evet, içeriye almak için. Osmanlı döneminde. Onun için Osmanlı döneminde, hatta bazen mesela Eyyubi, Memlük, Osmanlı hükümdarlarının Mekke şeriflerine giden hacıların Kabe'nin içerisine ziyaret için de ayrı bir Mekke emirine ücret gönderdiklerini Sürriye dahil edip biliyoruz yani. Bir yerde. Yok, haraç demeyelim işte yani. Giriş parası. Yani giriş parası yani. Duhuliye mi alıyor? Ayak bastı yani. Beytullah'tan duhuliye mi alıyor? Ayak bastı yani işte. Şimdi sevgili seyirciler, çok sayıda mesaj geliyor ve dolayısıyla çok enteresan fotoğraflar gönderiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Birkaç ismi vermek istiyorum. Sayın Okan Erdin. Ve bu fotoğrafları ben göstermek istiyorum. Sevgili seyircilerimize. Efendim bu yeni bir fotoğraf. Burası galiba Safa Merve arası. Evet. Değil mi hocam? Evet. Su basmış. Fotoğrafta renkli, herhalde son dönemde çekilmiş bir resimdir bu. Fakat birkaç tane resim daha geldi. En son 70'lerde demiştiniz. 70, o zaman 70'lerde. Yok, bu daha önce olması lazım. Renkli şey. Renkli, evet. Ben yıllarca Mekke'ye seneler boyu gittim. Defalarca gittim. Ya bu fotoğraflar bende yoktu. Şimdi efendim bunu gördük, bunu çeviriyorum. Daha enteresan resimler var. Şurada bir fotoğraf vardı, harikaydı o. Mesela şöyle yapalım. Alabiliyor musunuz? Büyümüyor mu da? Su basmış. Evet. Olduğu gibi. Bunu da geçiyoruz. Bu işte 20. yüzyılın başındaki Mescid-i Haram. Aslında başka bir resim var da ben o resmi ne yaptım? Bu kimden gelen fotoğraf? Efendim sadece Mustafa ismi var. Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Benim gönderdiğim. Buyurun, bir başka resim. Nereye? Tanıyor musun göndereni? Ben de teşekkür ederim. Şöyle alalım, buyurun. Gündüz göndermiştim ben. Söyledim. Ben senin miydin? Hazırladım. Hayır, Mustafa Bey sana göndermiş Gündüz. Gündüz şimdi geldi. Yani sen Mustafa Bey'e teşekkür ediyorsun burada. O zaman çok teşekkür ederim Mustafa'cığım da. Şeyi de biraz bak. Yani 8 saat rotayla gönderiyor sistemi. 8 saat rotayla gönderiyor. Yeni geldi. Sörur. Efendim Mehmet İlker Akdemir aynı fotoğrafı göndermişler. Biraz daha net bir Mustafa'cığım, seninkinden net. Yaklaştırabilir miyiz? Yarın programda başka fotoğrafları da gösteririz. Şurada yanlış çok güzel bir isim vardı. Maalesef onu geçiyorum. Hadi. Onu bulamadım. Enteresan bir isim var. Çok enteresan. Evet. Yani Mekke ve şey. Siz 9 kere gittiniz, yağmur görmediniz. Ben yağmur görmedim Mekke'de. Bir tane daha vardı şurada. O çok güzeldi. Hiç mi yağmur yağmaz, yoksa efendim, belli bu, az yağıyor. Yağdı mı da tam yağıyor. Tam yağıyor. Yani. Efendim, evet. Sayın Okan Erdin'in gönderdiği bir fotoğraf. Ha, bu güzel. Enteresan bir fotoğraf. Deminkinin daha netti. Işıksız. Yani yüzüyorlardı, evet, aynısı. Fakat kaybettim. İki kişi o kapısında Kabe'nin paçalarını sıvamış oturuyordu. Çok güzel bir resim vardı demin. Evet, yani böyle bir Kabe. Küresel ısınma sağ olsun. Hocam yüzerek tavaf olur mu? Olur tabii. İşte kitaplarda eskiden okunuyordu. Doğru olup olmadığını bizim fotoğraflar şey yaptı. Gösterdi yani. Gösterdi. Teyit etti yani. Evet.
Fakat şu öteki şeyi buldum. Bu nefis bir resim. Buyurun. Paçalar sıvamış oturuyorlar. Evet. Paçalar sıvamış oturuyorlar Kabe'nin kapısında. Bu da senden mi? Değil. Yani bunu, benim gönderdiğim içinde bu da vardı. Bu da Türklerden birisi. Şuraya evet biraz yaklaşabiliyorsak çok güzel bu. Bunu bir Türk görürse onları döver orada. Döver tabii. Kabe'ye tabii. Şey yapıyorsunuz diye. Oturmuş diye. Evet efendim. Çocuk herhalde değil mi onlar? Aslında... Bu fotoğraf Sayın Okan Erdin'den gelen resimler arasında. Okan Bey çok teşekkür ederim efendim. Ben görmemiştim bunları. O kadar şey. Sadece duymuştum. Evet, içerisine neden girilmiyor? İçerisine dediğim gibi girilmemesine izin ver, öyle bir şey yok. Giriliyor içerisine. Kapalı, ama içerisinde ama kapalı, şu ya kral gelecek ya bir cumhurbaşkanı. Evet, Suudiler zamanı şey. Ama Osmanlı döneminde ya belli günler açılıyor yani. Pazartesi, cuma. Mesela biz Evliya Çelebi'ye baktığımız zaman, evet. Evliya Çelebi'den önce İbn-i Battuta'ya baktığımız zaman, İbn-i Battuta'dan önce İbn-i Cübeyr'e baktığımız zaman bunların hepsi Kabe'nin içerisine girildiğini anlatıyorlar. Yani Suudilerden önce belli günlerde açılmış olduğunu anlatıyorlar. Tabii bunun kalabalıkla ilgisi olması ihtimali yüksek. Bir de tabii insanlar biliyorsunuz Kabe'nin içerisine girdikleri zaman büyük bir izdihamın yaşanma ihtimali de söz konusu. Yani en eskiden eski kitaplarda şöyle bir bilgi vardır. Kabe'nin tavaf edilmediği bir an yoktur. Ama Osmanlı döneminde, Osmanlı öncesinde gece geç vakitlerde tavaf edilmiş olsa bile çok fazla kalabalık olma ihtimali söz konusu değildir. Ama günümüzde hangi dönemde olursa olsun, eskiden biliyorsunuz Ümre'ye de belli zamanlarda izin veriliyordu. Zaten belki birazdan söyleriz ama burada söyleyelim. Haçla Ümre arasındaki en önemli fark, haccın zamanı var söz konusu. Yani Zilhicce ayının içerisinde. En bizim önemli değil, tek fark. Evet, bizim kurban bayramını kutladığımız günlerin Arefe gününden itibaren hac ibadeti gerçekleşiyor. Yani haccın o günlerde yapılma şartı söz konusu. Ama Ümre için herhangi bir zaman durumu söz konusu değil.